Suratul Maide, Maide suresindeyiz. 109. sayfa. Maide suresi 14 numaralı ayetten başlıyoruz. Ve minellezine kalu inna nasara. Ve min harfi cer. Harfi cer olduğu aşikaren herkesin bildiği bir şey. Peşine ellezine geliyor. Ellezine isim mevsulün cimisi. Ellezi, elledani, ellezine. İsim mevsuller bildiğiniz üzere tesneleri hariç olmak üzere komple mebnidir. Yani müfredi de cimisi de mebnidir. Bu da cemi öyleyse mebnidir. Ne üzere mebni? Fetha üzere mebni olduğu açık. Lakin başında harfi cer var. Öyleyse irabı ne olmalı? Mebnilerin tamamı mahallen irab alır. Mahallen ne demeliyiz? Başında harfi cer olduğunu düşündüğümüzde. Mahallen mecrur deriz. Evet. Öyleyse ellediğine nedir? Yani lafzan fetha üzere mebnidir ama mahallen mecrurdur. Niye mahallen mecrur? Başında harfi cer olduğu için. Galu dediler. Aslında biliyoruz ki galu nedir? Aslını düşünürsek. Gale, gavele idi. Kavele idi. Ha buna göre galu nasıldır? Galu bunun aslı ne olur? Kavelu olur değil mi? Kavelu diye gelir. Kavelu. Vav harfi illet mutarik makabül meftuh. Vav elife çevirdik. Böylece galu oldu. Galu. Sondaki vav bildiğiniz üzere faildir. Muttasıl merfu zamirde değil mi? Muttasıldır. Merfu zamirdir çünkü faildir. Zamir olduğuna göre ne olması lazım? Mebnidir. Mebnilerin tamamı mahallen irap alır. Mahallen merfudur. Vav. Peşine gelen elifi farka olduğunu biliyoruz. Elifi farkanın geliş amacına dair iki tane görüş izlemiştik Merah'ta. O iki görüş neydi? Birinci görüş, ikinci görüş hatırlıyor muyuz? Görüşlerimizi hatırlayan var mı? Elifi farka niye cemilere dahil oluyordu? Müfret vavı mı? Cemi vavı mı? Bu belli olması için bir şey daha vardı. Atıf vavı mı? Evet, o da belli olsun diye vardı. Galu mazi fiil biliyoruz ki mazi fiillerin tamamı nedir? Mebnidir. Tüm kalıpları yani mebnidir. Burada zamme üzere mebni olduğunu görmekteyiz. Gerekçe sol tarafta vav var. Vav olduğundan zamme üzere mebni. Mazi fiil hareke üzere mebnidir değil mi? Fetha üzere, zamme üzere. Ketebne gibi gaibe de yani cemi müennesin. Cemi müennes de yani diyelim. Cemi müennes hem gaibininki hem muhatabanınki. Cemi müennesler de sükun üzere mebni. Ama şunu yine Merah'tan biliyoruz ki mebnilikte asıl nedir? Sükun üzere mebni olmaktır. Ama mazi fiilde sadece iki kalıp sükun üzere mebni. Geneline baktığımızda sükun üzere mebni olmadığını, hareke üzere mebni olduğunu görmekteyiz. Ha, bunun gerekçesi nedir? Bunu bilen var mı? Diyorduk ki ismi faile benzerliği burada göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şayet ismi faile çok benzeseydi zaten murep olurdu. Hiç benzemeseydi sükun üzere mebni olurdu. Az benzediği için fetha üzere mebni olmuş veya zamme üzere yani hareke üzere. Az benzediği için hareke üzere mebni. Hiç benzemese sükun üzere mebni olurdu. Çok benzeseydi muzari gibi bu durumda murep olacaktı. Gerekçeyi böyle anlattık. İnna nasara ve menellezine galu. Galu dediler ki ne demişler? İnna nasara dediler. Yani biz Hristiyanız dediler. İnna kelimesini açmak gerekirse inna nedir aslında? İnne nadır değil mi? Bir tane inne var. İsmini nasb haberini raf eden. Peşine bir tane de na var. İnne na yazmamışlar da inna yapmışlar. İnna yapmışlar. Dolayısıyla inne ismini nasb haberini raf eden bir edattır. Peşine gelen na inna met yaptığımız şu na nedir? Onun ismidir. Nesara ise haberidir. Nesara haber olmakta.
Nesara kelimesi cemi bir kelime. Müfredi için Nesraniyun veya Nesriyun kelimeleri ifade edilmekte. Nesriyun veya Nesraniyun. Üzerinde değişik işlemler yapılmış. Yani direkt Nesriyun olsa Nesriyana, Nesriyune şeklinde gelirdi ama veya Nesriyetun, Nesriyatan, Nesriyatun diye gelirdi. O şekilde gelmemiş. Üzerinde farklı işlemler de yapılmış. Sonuç olarak Nesara olarak gelmiştir. Bununla birlikte inne na onun ismi dedik. İsmi olduğu için olması lazım, mensup olması lazım. Çünkü inne ismini nasb eder. Ama na bir zamirdir. Dolayısıyla mebnidir. Ha, öyleyse ne olmalı? Mahallen irap almalı. Mahallen mensuptur diyeceğiz değil mi? Mahallen mensuptur. Nesara haberidir. Haberin raf ediyor inne. Nesara'yı da Nesara'yu değil ki sonunda bir merfuluk alameti yok ki Nesara yazıyor. Sonunda elif var. Elif'in olduğu yerde takdiri irap söz konusudur. O zaman ne diyebiliriz? Zamme kendisinde takdir edilmiştir. Takdiri zamme ile merfudur. Gerekçe taanzürdür. Yani niye takdiri irap var? Taanzürden dolayı. Çünkü Elif'in olduğu yerde tanzür vardır. Onlar dediler ki biz Hristiyanlarız dediler. Yani Hristiyanız diyenlerden ehadna biz almıştık. Biz Hristiyanlarız diyenler var ya onlardan ehadna biz almıştık. Ehazna bildiğiniz üzere sülasi mücerred ehade yehudu birinci baptan ehade yehudu birinci baptan mazi fiildir. Ehazna nefsi mütekellim mali gayr. Buradaki ehaze mazi fiilimiz sükun üzere mebnidir. Ehaztu, ehazna. Buralarda da sükun üzere mebnilik söz konusu. Peşinden na gelmiş. Na burada muttasıl, merfu zamirdir, faildir. Burada sorulabilecek bir sürü soru var. Mesela şuradan başlayabiliriz. Buradaki peltek zel harfi neden sakin olarak yazılıyor? E, ha, de, na olsaydı ne olurdu? E, ha, de. Neden bunda sükun cezim işareti neden var? Dört hareke ard arda gelmesin diye. Doğrudur. Dört tane harekenin fiilde yani tek bir kelime gibi olan yerde fiil olacak ve tek bir kelime gibi olan yerde dört harekenin ard arda gelmesi hoş bir durum değildi. Bundan kaçınmak için orası sakin kılınmakta. Aynı zamanda burası fethalı olsaydı şöyle bir şey de olurdu. Mana değişirdi. Ehade aldı. Kim? İşte gizli zamir ve o aldı. Artık fail değişirdi yani. Faili gizli zamir olarak atacaktık. Veya ehadeden sonra zahiri bir fail arayacaktık. Yani ne artık fail olamazdı. Olsa olsa mef'ul olurdu. Değil mi? Peltekzeri fethalasaydık böyle olurdu. Peki ehadna dedi ki muttasıl merfu zamirdir. Peki nefs-i mütekellim mali gayr kalıbında neden na zamiri kullanılıyor? Burada farklı bir zamir kullanılsaydı. Neden nun var burada? Bunun da bir gerekçesi var. Nahnu zamirine uygunluk olsun diye. Nitekim nefs-i mütekellim mali gayr kalıbında. Yani biz manasına gelen zamir nedir? Nahnudur. Yani ne yapalım? Nahnu'daki nunu alıp burada kullanalım. Uyumluluk olsun, uygunluk olsun. Nunu kullandın da sen peşine bir de elif getirmişsin. Yani bu elif niye geldi o zaman? Diye de bir soru var. Bunu nasıl açıklıyorduk? Evet, şayet peşine elif gelmeseydi ne olurdu? Ehad ne olurdu değil mi? Elifsiz yaz. Bu durumda ehad ne? Ehad ne? Gaybenin cemisi yani. Cem-i önnes gaybı olurdu. İltibas olurdu merahın diliyle. Karmaşa meydana gelirdi. Bu karmaşa meydana gelmesin diye biz nundan sonra ne yaptık? Bir tane de elif ekledik diyor. Böylece ehadna oldu. Artık gaybenin cemisiyle karışma riski kalmadı. Bundan kaçınmak için bunu yaptılar. Peki ehadna biz aldık. Ehade yehudu.
Mazi fiil birinci baptan mutaddi fiil değil mi? Çünkü nafaili misak da onun mefulü olmakta. Ehade ile alakalı başka ne diyebiliriz? Kendisi eksamu seben göre düşünürsek ne ifade edebiliriz? Ehaze ile alakalı olarak. Kendisi mehmuzul fa'dır. Kendisinde ne var? Mehmuzul fa. Çünkü hemze var en başında. Bu yüzden kendisine mehmuzul fa demekteyiz. Peki misagahum. Misak kelimesi. Misak sağlam söz manasına geliyordu. Misagahum dedik. Misak kelimesi onlardan söz aldık yani onların sözünü aldık. Misak kelimesi vesika kökünden gelmekte. Parça parça yazıyorum harfler iyice anlaşılsın diye. Normalde peltek S ile kaf birleşir. Hatta aynen öyle. Ama ben belli olsun diye böyle yazdım yani. Vesika kökünden misak kelimesi gelmiştir. Sağlam söz manasına geliyor. Burada hum zamirinin misak kelimesiyle bitiştiğini görmekteyiz. Misak isimdir. Hum zamir bir isimle bitişmiş. Öyleyse bu zamire ne ad veriyoruz? Muttasıl mecrur zamirini zamir adı veriyoruz. Muttasıl mecrur zamir burada hum olarak gelmiştir. Yani cemi ve cemi müzekker gaip zamiridir bu. Cemi müzekker gaip zamiridir. Hum onlardan, onların sözünü aldık şeklinde mana verebiliriz. Onlardan söz aldık, onların sözlerini aldık. Yani biz Hristiyanlarız diyenler var ya, onların içerisinde biz onlardan bir gruptan söz almıştık. F daha sonra onlar söz verdikten sonra ne oldu? Nesu unuttular. Burada tabi nesu unuttular. Havvan çoğunu bir kısmını unuttular. Burada unutmak mecazi manadır. Gerçekte unutmuş değiller aslında. Terk ettiler değil mi? Verdikleri sözde durmadılar. Unuttular değil. Unutular neden değil. Mecaz kullanılıyor. Burada bir edebiyat söz konusu. Bu edebiyata mecaz adı veriliyor. Terk manasına kullanmıştır. Yani fe nesu yerine fe teraku da diyebilirsin. Mana olarak ayeti değiştiremeyiz de mana olarak teraku hazzan. Birçoğunu terk ettiler, uymadılar. Nesu kelimesi aslında nedir? Nesiye. Ne siye. Nesiye, nesiya, nesiyu diye gelir. Nesiyu diye gelir. Ama bakıyorum ki nesiyu gelmemiş. Nasıl gelmiş? Nesu gelmiş. Yani ne olmuş? Ya'nın makabli kesre. Yani kesreden sonra ya'nın zammeli gelmesi ya ağır gelir. Ne yapalım? Ya'nın zammesini sin harfine verelim. Verirsek nasıl yazılır artık? Ne su olur. Ya sakin kaldı ama. Ya'nın harekesini sine verdin. Ya da hareke kalmadı. Ya sakin. Vav da sakindi. İki tane sakin yan yana bulundu. Buna iltikai sakineyn veya ictimai sakineyn. İki şekilde de ad verebilmekteyse caiz değil burada. Ne yapalım? Birini silelim. Hangisini silelim? Vav'ı silemezsin. Vav bir defa hem cemi alamet hem zamirdir, faildir. Silemezsen mecburen ya harfi silindi. Silindiği zaman da geriye ne kaldı? Ayette yazdığı üzere nesu kaldı. Nesiye idi, nesu diye kalmıştır. Onlar unuttular. Vav fail. Onlar manasına geliyor. Muttasıl merfu zamirdir. Mahallen merfudur. Nesu mazi fiil. Burada yine zamme üzere mebnidir. Zamme üzere mebnidir. Ne gibi? Galu. Burada da zamme üzere mebni olduğu gibi. Elif yine elifi farka. Buradaki galu'daki elifle ilgili ne dediysek elifi farka demiştik. İki tane görüş vardı. Getirilmesine dair iki görüş vardı. Aynı görüş Nesu'daki elif için de ifade edilebilir. Vav fail yani sonuçta. Ona göre havvan ne olur? O da mef'ul olmakta. Onlar çoğunu unuttular. Neyden olan çoğu yani unuttukları şeyin grubu nedir? Mimma o şeyden ki mimma biliyorsunuz nedir? Min harfi cerri artı ma isim mevsulü. Min ma birleşmiş mimma olmuş. O şeyden ki zekara zekara zükkira.
Zükira, ne oldu? Hangi bab bu? Malum, meçhul, müfret, tesniyeciyim. Kısacası zükiru ile alakalı neler ifade edebilirsiniz? Zekkera, zükira, zükira, zükiru, mazi, cem, müzekker, gaib, meçhul ve tefil babındandır. Zamm üzere mebnidir, vafaildir, muttasıl merfu zamirdir. Mahalle merfudur. Elif yine elifi farikadır. Bu üçüncü elifi farikamız oldu sanırım. Zükiru bihi. Zükiru buradaki vav, şimdi fiil meşhur olduğunu düşündüğümüzde buradaki vav nahiv ilmi yönüyle ne diye adlandırılacak? Zamir ama öge olarak nedir yani? Çünkü meçhul fiilden sonra gelmiş. Evet, ne olur? Naibu fail olur. Vav naibu faildir. Zükürü bihi, kendilerine hatırlatılan şeylerden çoğunu unuttular. Zükürü hatırlatıldı. Bihi o. Hatırlatılan şeylerden çoğunu unutmuşlardı. Yani terk etmişlerdi. Fe ardından bunun üzerine ne oldu? Eğrayna. Biz saldık. Eğrayna. Biz saldık. Yerleştirdik. Evrayna hangi baptan olur? Evrayna. İfal babıdır. Sülasi mücerredi de şudur işte. Gara ve sülasi mücerredi ifal babına aktarılmış. Ve fe evrayna olarak karşımıza çıkmıştır. Evraytu, evrayna. Öyleyse ifal babı mazi, nefsi mütekellim mal gayırdır. Evrayna mazin irabı ne burada? Sükun üzere mevnidir. Evrayna. Ne burada? Fail olmakta. Nun neden gelmişti? Nahnu kalıbıdır burası. Ona uygunluk. Elif niye gelmişti? Cem yönesi gabe ile karışmasın diye gelmişti. Sükun üzere mevnidir. Evet. Fegrana biz saldık yerleştirdik beynehum onların arasına ney el adavete düşmanlık aralarına düşmanlık saldık düşmanlık yerleştirdik. Beyne zarftır aynı zamanda muzaftır. Hum ona bitişmiş fiile bitişmemiş yani fiil dışında neye bitişirse bitişsin muttasıl mecrur zamir adını veriyoruz. Tabi inne enne ve kardeşlerine bitişmesi bunun dışında yani. Beyne zarftır ve daima muzaftır. Buna göre hum ne olmalıdır? Muttasıl mecrur zamirdir. Muzafun ileyh olmaktadır kendisi. Mahallen mecrurdur. Zamirler mebnidir. Olsa olsa irapları mahallen olur. Mahallen mecrurdur diyoruz. Aslı hum mim sakindir ama humu yazdığını görmekteyiz. Hareke verilmiş mime. Gerekçesi şimdi hum, mim sakin. Hemen sol tarafına bak. Orası da sakin. İltikay sakinen oluşuyor. Bunlar farklı farklı kelimeler. Evet, bir kelimede iltikay sakinen hep incelemiştik ama farklı farklı kelimeler. Bir kelimenin sonuca sakin, diğer kelimenin de başı sakin. Yan yana gelmişler. İltikay sakinen oluşturmuşlar. L-adaveti diye okumaya başlamak mümkün değil. L-adaveti olmaz. Ne yapalım? Mimi harekeleyelim. Zamir olduğundan öteyle harekelendirilmiş. Humul olmuş bu yüzden. Fevreyna biz saldık. Beynehum onların arasına dedik. Neyi? El adavete düşmanlığı. Aslında aralarına düşmanlık bizzat salınabilir mi? Yani neyi salarsın? Kediyi salarsın, köpeği salarsın, bir ineği sokağa salabilirsin. Düşmanlık öyle bir yerde duruyor da dur şimdi bir salayım sokağa. Burada kinaye vardır. Yani edebiyat var. Gerçekte salınmış, o şey koşa koşa yanlarına gitmiş gibi bir durum söz konusu değil. Edebiyat vardır. O da nedir? Kinayedir. Ve daha neyi aralarına saldık? Elbevvâe. Kini. Elbevvâe. Sonunda Elif-i Memdude görmekteyiz. Elbevvâe. Ve kini de saldık aralarına. Ne zamana kadar aralarındaki düşmanlık ve kin devam edecekmiş? İlâ yevmil kıyameti. Kıyamet gününe değin.
Ve sefe yünebbi'uhumullahu. Sefe ileride nebbe'e yünebbi'u. Yünebbi'u haber verecek. Hum onlara kim? Allahu Allah. Ne? Bima o şey ki kanu onlar idiler. Yasnauna yapıyor idiler. Yani ileride onlara yaptıkların haberi verilecek. Nebbe'e yünebbi'u. Hangi bab oldu? Tefil babı oldu. Evet. Nebbe'e yünebbi'u. Tefil babından muzaridir. İrabına bak zamme almış. Zamme ile merfudur. Yani raf alameti zammedir. Peki şimdi bir muzari fiil bu. Muzari fiile dair konuşmaya başlarsak biz ne olur? Bir yarım saat konuşamazsak da bir 10 dakika rahat konuşuruz değil mi? Merahı göz önünde bulundurduğumuzda. Deriz ki hani nebbe'e bunun mazisi. Nebbe'e. Yünebbi'u muzari olabilmesi için başına ya eklenmiş. Bu ya'yı neden başa eklemişiz de sonra eklememişiz? Bunun gerekçesini hatırlayan var mı? Hani eteyne, eteyne'den, eteyne ne diyoruz? Muzarat alametleri, muzarat harfleri diyoruz. Muzarat harflerini biz sağa değil de sola ekleseydik mazinin sonuna. Ha ekleseydik maziyle karışırdı. Evet, karmaşa meydana gelirdi. Meydana gelmesin diye sağ tarafa ekleniyor. Yünebbi'u haber verecek hum onlara kim? Allahu Allah. Buna göre hum nedir? Fiile bitişmiş. Fiile bitiştiğine göre bu zamir öge olarak ne olmaktadır? Muttasıl mensup zamirdir. Öge olarak da mef'uldür. Evet. Fail de lafzatullah. Allahu yani Allah onlara haber verecek. Ne bima o şey ki kanu onlar idiler yasnauna yapıyorlar idi. Her ne yaptılarsa onu. Kanu mazi bir fiildir. Kane, kana, kanu. Nasara, nasaru gibi bir yerde. Cem müzekker gaiptir yani. Zamme üzere mebnidir. Nun'da zammeyi görmekteyiz. Vav onun nesi olur? Kane'nin nahiv ilmi yönüyle nakıs bir fiil olduğunu düşündüğümüzde vav onun ismi olmaktadır. İsmini raf etmekte değil mi? Haberini nasip ediyor. Öyleyse vav nedir? Mahallen merfudur. Elif yine elifi farikadır. Kâne sarf imine göre ecveftir. Ecvefi vavi değil mi? Kevene kâne olmuştur. Yasne'un sâne'a yasne'u. Üçüncü baptan muzari fiildir. Sâne'a. Sâne'a'ya baktığımızda boğaz harflerinden bir harf kendisinde görmekteyiz. Nerede görüyoruz? Aynel fiilinde değil. Fe'al fiil, aynel fiil, lamel fiilinde görmekteyiz. Sana'a yasna'u yasna'una muzari fiildir dedik. Muzari fiildir. Buradaki vav onun nesi olmakta? Muzari fiilin nesi olur buradaki vav? İsmi olur. Mu ismi olmaz. Sana'a yasna'un faili olur. Faili olur. Fiil fail birlikte bir fiil cümlesi olarak kânenin nesi olur? Haberi olur. Kâin haber olduğu için kâin haber ne yapar? Nasp eder. Ha öyleyse bu cümle olarak mahallen mensuptur deriz. Peki çok ince bir soru soralım. Şimdi sana yasna'u 3. baptan mazisini inceleyelim. Sana'a 3. baptan. 3. baptan olmanın şartı boğaz harflerinden bir tane harfi aynel veya lame fiilinde bulundurmaktı. Biz merah işlerken dedik ki faal fiilinde boğaz harfi olma şartı hiç aranmadı değil mi? Ya aynel ya lamel demiştik. Niye faal fiilinde olsa ne olur? Neden faal fiilinde olsa kabul edilmiyor? Bunu incelemiştik. Hatırlayan var mı? Merah'ta bunu işlemiştik. Artık tam olarak hatırlanmamış olabilir. Belki bakılır. Üçüncü baptaki boğaz harflerinden bir tanesinin bulunma şartı merahtan bakılırsa tekrar hatırlanabilir. Yasna'une fiili bizzat kendisini incelersek raf halindedir. Raf halinde olduğunun göstergesi sonundaki nunun varlığı. Nun varsa muzari fiil merfudur. Nun yoksa mensup veya mezumdur. Ya ehli kitabı, ey ehli kitap.
Kitap kelimesi ketebe yektubu kitap. Ketebeden mastar gayrimi mi? Ya ehli kitabı. Kat şüphesiz ki. Ca-e. Geldi kum size. Ca-e. C-y-e. C-y-e. Aslı yani. Ca-e geldi kum size. Kum ne oldu? Fiili bitişik gelmiştir. Öyleyse muttasıl mensup zamirdir. Eşittir mef'uldür. K kuma kum. Bunu inceleyebiliriz. Dersin ki kef burada mef'uldür. Mim cemi alametidir. Mim mef'ule dahil değildir diyebilirsin. Rasulu. Bu da faildir. Merfudur. Raf alameti zammedir. Kat şüphesiz ki ca'e geldi. Şüphesiz ki kesinlikle. Kat burada tahkik ifade etmekte. Kat lafzına dair dört tane manayı tuhfetü seniyede Tuhfetü seniyede kadı dair dört tane mana vermiştir. Önce mef'ul sonra fail geliyor. Görüyorsunuz. Rasulü na bizim Rasulümüz. Kat şüphesiz ki ca'e geldi kum size Rasulüna Rasulümüz elçimiz. Na zamiri burada isme bitişmiştir. Dolayısıyla muttasıl mecrur zamir olarak değerlendirilmektedir. Beyyene yübeyyinu tebyin. Mübeyyin mübeyyen. Yübeyyinu tefil babındandır. Tefil babının binası ne içindi? Teksir içinde. Öyleyse yübeyyinu iyice beyan ediyor. Yani apaçık beyan ediyor. Lekum size. Neyi apaçık beyan ediyor? Yübeyyinu fiil burada. Fail nerede? Gizli zamir hüve. Gizli zamir hüve burada faildir. O beyan ediyor. O elçi yani. Lekum meful olmakta. Lam harfi cer. Kum zamiri harfi cere bitiştiğinden muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılır. Ha, ku burada zamirdir de mim onun cemi alameti olduğunu göstermek için gelmiştir de diyebiliriz. Mahallen mecrur kum zamiri. Kesiran pek çok şeyi. Mim mavşeyden ki kuntum siz idiniz tuhfune. Gizliyordunuz. Sizin gizlediğiniz şeylerden pek çoğunu açıklamak için. Kuntum. Kuntum. Kâne'den değil mi? Kâne. Kâna, kânu. Çekim yaptığımızda. Kuntum. Tum onun ismi olmakta. Kâne'nin ismidir. Tum. Tum nedir? İsmidir. Esasen tu ismi de yani mim cemi alameti olarak gelmiştir de diyebiliriz. T tuma tum bir zamirdir. Tu zamir de mim cemi alameti olarak gelmiştir de denilebilir. Evet, isim mesul dedik. Kuntum kâne ismi nasb haberini pardon haberi nasb ediyor. İsmini raf ediyor. Tumun ismidir. Tuhfune. Tuhfune muzari fiil. Haberdir cümle olarak. Va faili fiil fail birlikte kânenin haberi olmaktan mahallen mensuptur. Kuntum gizlediğinizden pek çok şeyini dedik. Tuhfuna. Siz gizliyorsunuz. Gizlediğiniz şeylerden pek çoğunu sizlere iyice beyan etmek için elçilerimiz size geldi. Neden gizlediğiniz şeyler? Minel kitabı kitaptan. Ve ya'fu. Ve ya'fu vazgeçiyor, anlatmıyor. Ankesir'in pek çoğunu yine de anlatmıyorlar. Ya'fu için sondaki vav üzere takdir edilen zamme ile merfudur. Yani fu vav üzerine takdir edilen zamme ile merfudur. Niye takdiri irab var? Sikalden dolayı vav var. Peki yani fu sondaki elif neyin nesi? Buradaki elif cemi vavına benzerlik sağlamak için, teşbih için geldi. Yani buradaki vav adeta cemi vavıdır izlenimi vermek için eklenmiştir. İlgili kelime aslı üzere yazılmıştır. Aslı bu şekilde. Ankesir'in pek çoğunda. Kat şüphesiz ki ca'e geldi. Kum size minallahi Allah'tan ne geldi? Nurun bir nur geldi. Ve kitabun ve bir kitap geldi. Öyle kitap ki mübin apaçık. Hem açık hem açık hem de açıklayıcı manasına gelmekte mübin kelimesi.
kelimesinin aslı mubyinun. Mubyinun aslı. Ya'nın makablı sakindi. Sahih sakin. Ya'nın harekesini oraya verdik. Ya sakin kaldı. Mubin oldu. Sıfat-ı müşebbehe. Mubin apaçık. Kat şüphesiz ki cae geldi. Kum size minallahi Allah'tan ne geldi? Nurun bir nur geldi. Gerçekten Allah'tan gelen bir nur var mı? Burada istiare var. Edebiyat sanatı var. İstiare. Buradaki nur aslında insana benzetilmekte. Yani size elçi geldi. Gelen şey aslında ne? Bir elçidir, bir insandır. Ama burada nur deniyor. İstiare sanatı yapılmış. Ve daha ne geldi? Kitabın bir kitap, öyle kitap ki mübin hem açık hem açıklayıcı. Mübin de sıfatı olmuş oluyor. Nur burada fail. Ca-e fiil. Nur onun faili. Nur fail. Neyin? Ca-e'nin faili. Kum meful olmakta. Heda yehdi, hedeye yehdiyu. Rammeye yer miyu gibi oldu değil mi? Yehdi. Ya üzerine takdir edilen zamme ile merfudur. Niye takdir-i irab var? Sikalden dolayı. Yehdi. Yehdiyu aslında. Yehdi iletir bihi. Onunla, o kitapla, kitap vasıtasıyla kim? Allah Allah. Allah kitap vasıtasıyla iletir. Men o kimseye ki ittebe'e tabi oldu. Rılvanı onun rızasına tabi oldu, uydu. Men burada ne oldu? Mef'ul oldu bu arada. Yehdi fiildir, lafzatullah faildir, men mef'uldür. Yehdi fiil, lafzatullah fail, men mef'ul olmakta. Ha, men'e bakarsan, men ittaba aslında ama men ittaba nun esrelenmiş. Men tebe'e olamayacağından dolayı ne olmuştur? İki sakin yan yana geldi yani yine iki kelime arasında iltikay sakinen oluştu. Nun ile T'ler arasında. Ne yapılmış? Bu durumda nun eselenmiş. Es-sakinu izâ hürrike bil kesri kaidesi burada uygulanmış. O yüzden nuna hareke verilmiş. Men o kimse ki ittebe'e tabi oldu. Rıvvanı onun rızasına. İttaba sülasi mücerredi neydi? Tebi'a. Hangi baba aktarılmış an itibariyle? İftal babına aktarılmış. Tebi'a. İftal babına aktarıldığı zaman it tebe'a olur. Daha sonra iki t arasında idgam yapılır ve de ittaba olur. Tabi oldu. Hü ve o kişi gizli zamir hü olur burada. Hüve bildiğimiz üzere fiillerde gizlendiği zaman ona muttasıl zamir deniyor. Fiilde gizlenmediği zaman munfasıl zamir deniyor. Yani aslına bakarsak bitiştiği bir şey yok. Munfasıl merfu zamirdir. Hüve o fail yani. Rıvvanehu meful olmakta. Onun rızasına. Hu isme bitişmiş. Rıvvandaki hu öyleyse muttasıl mecrur zamirdir. Sübüles selam. Sübül kelimesi sebilun. Sebil müfrettir. Sübül cem mükesseldir. Sübüles selami. Selamet yollarına demektir. Rıdvan onun rızasına uyanlar. Uyanları iletir. Nereye iletir? Sübüles selami. Selamet yollarına iletir. Daha ne yapar onun yollarına uyanlara? Ehrace yuhricu. İfal babı muzari. Mücerredi neydi? Harace. Harace ifal babına aktarılmış. Ehrace yuhricu olmuş. Yuhricu çıkarır. Kim? Hüve. O Allah çıkartır. Veya o kitap. Neyden bahsediyorduk? Allah iletiyordu değil mi? O zaman yine Allah çıkartır. Hum onları minezzulümati karanlıklardan ile nuri nura aydınlığa. Tabi zulümat kelimesi cemi nur ise müfret geçiyor. Çünkü nur tektir. Onun dışında ne varsa zulümattır. Zulümat karanlıklar demek. Bi iznihi kendi izniyle. Ve yehdihim heda yehdi ve yehdi yine iletir him onları. Yehdi yehdiyu aslında yine değil mi? Yehdiyu sikal var yağdan dolayı sikal var o yüzden takdiri irap alması gerekir. Takdiren
Merfu yani takdiri zamme var yani üzerinde. Yehdi yu. Yehdi yu olmuş olur aslı. Hem onları. Yehdi fiil, heda yehdi, hüve fail, hem meful olur. İlâ sırâdin müstakîm. Sırat bir yola örülüyor ki müstakîm dost doğru. Müstakîm kelimesini daha önce görmüştük. Aslı neydi? Müstekvimun. Evet çok iyi aklınızda kalmış. Şu an iyi yazamadım ama müstekvimun. Anladınız. Daha sonra da müstekim olmuştur. İstekame yestekimu. İstifal babından ismi fail olur. Lekat muhakkak ki. Şimdi lam da muhakkak ki manasına gelir. Gat da muhakkak ki manasına gelir. Çift tekit var burada. Çift tekit eşittir. And olsun ki. Yemin manasına da gelir. Lekat and olsun ki. Veya muhakkak ki. Kesinlikle, elbette, şüphesiz ki. Kefara kafir oldu. Kim? Kefara fetha üzere mebni mazi fiil. Birinci baptan. Kim ellediğin o kimse der ki galu dediler. İnnal ne dediler? İnnallâhe huvel mesihubnu Meryem. Yani kim bunu dediyse şüphesiz ki o kişi kafir olmuştur. Kefara mazi fiil dedik. Peşine gelen ellediğine fail olmaktadır. Ellediğine faildir dedik. İsim mevsul. Baktığımızda fetha üzere mebni. Mebni ama mahallen irabı ne? Merfu. Çünkü faildir. Failler merfudur. Bu merfuluk lafzen veya mahallen bir şekilde olacak. Kalu dediler ki ne dediler? İnna Allahe huvel Mesih ibn Meryem. İnna Allahe inne isminin nasb haberini raf ediyor. Allahe onun ismidir. Hüve zamir, munfasıl merfu zamirimiz. Hüve nedir kendi başına baktığında müptedadır. Hüve o nedir, kimdir? El Mesih, Mesih'tir. Mesih kelimesi haber olur. Hüve müpteda, El Mesih haber olur. Ha bunlara baktığımızda Hüve El Mesih dediğimizde innenin bu durumda haberi olacaktır. El Mesih kelimesinden sonra iyi bir nu kelimesi geliyor. İyi bir nu kelimesi bedeldir. Neyden bedeldir? Sağındaki Mesih kelimesinden bedeldir. Sağındaki Mesih kelimesinden bedeldir. İbn kelimesi aynı zamanda muzaaf olur. Buna göre Meryem nedir? Muzaafun ileyhtir. Vel mustarif olduğu için fetha üzere cer alameti nedir? Fethadır. Tekrar edelim. İnna Allahe huvel Mesihu. İnne ismine nasb haberini raf eden bir edattır. Lafzatullah ismidir. Peşine gelen El Mesih onun haberi olmakta. Hüve de müpteda aynı zamanda. Hüve için fasıl zamiri demeliyiz. Yanlışlık olmasın. Hüve nedir? Fasıl zamiri. Zamirul fasıl diye yazar kitaplarda. Fasıl zamiridir kendisi. İnnenin haberi Mesih. Lafzatullah ismi hüve fasıl zamiri olmaktadır. Fasıl zamiri niye gelir? Mübteda ile haber veya isimle haber arasına getirilir ki iki marife kelime, iki nekre kelime birbirinin sıfatı diye düşünülmesin. Mübteda haber, isim haber olarak ayrı olduğu düşünülebilsin diye getirilir. İbn kelimesi Mesih'ten bedel. Yani hüve o kimdir? El Mesih'ün Mesih'tir. İyi de Mesih kim? İbn-i Meryem'in oğlu. Mesih'ten maksat Meryem'in oğludur. İşte İbn Mesih'ten bedel. Aynı zamanda muzaf, Meryem onun muzafın ileyhi gayr-ı musarrif olduğu için cer alameti fetha da esre değil. Gul söyle emri hazır sükun üzere mebni. Enti gizli zamir faildir. Fe öyleyse men her kim. Men müpteda olur. Meleke yemliku kim kurtarabilir? Minallahi Allah'tan şeyen herhangi bir şey. Yemriku muzari fiilimiz. Men mübteda yemliku muzari fiil. Hüve gizli zamir fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup men mübtedasının haberi olur.
Madem ki burada haber bir cümledir, cümledir ve haberdir, o zaman onun irabı mahallen merfu olmalıdır. Minallahi şeyen, kim Allah'tan bir şeye malik olur, kim ondan bir şey kurtarabilir, bir şeyi kaçırabilir. İnşa et erade, dilerse. Kim hüve o? Hüve o Allah yani dilerse. Eraden aslı nedir? Ra ve de. Ra ve de. Sülasi mücerredi. Ra ve de ne olur sonra? Ra de olur. Ra de. Sonra ifal babına aktarılır. Erade olur. İfal babından yani. İnşa et erade irade ederse isterse kim hüve o Allah en yuhlike helak etmeyi ehleke yuhliku en yuhlike nasip etmiştir. Helak etmeyi el Mesih'e Mesih'i. Mesih'ten maksat da İbne Meryem'e Meryem'in oğlunu helak etmeyi isterse. Erade gizli zamir hüve fail dedik. Mef'ul nerede? Mef'ul en yuhlike el mesiha. En yuhlike el mesiha. Burası mef'ul olmakta. Hani en burada mastar tevilini sağlamakta. Yuhlike muzarisini. Yuhlike yine muzari fiil. Hüve gizli zamir fail. El mesiha onun mef'ulü. Fiil fail birlikte. Başındaki enle birlikte. Fiil fail birlikte. Mastar tevilinde olup erade fiilinin mef'ulü olmakta. Erade mazi fiil. Hüve gizli zamir onun faili. Mef'ulü ney? Mef'ulü en yuhlike. En yuhlike kendi içerisinde ayrıca hüve onun faili. El Mesih mef'ulü. İbin kelimesi Mesih'ten bedeldir. İbin aynı zamanda muzaftır. El Merrem onun muzafın ileyhidir. Gayr-ı mustarif olduğu için fetha almış da esir almamıştır. Vav atıf harfi. Ve ümmehu ve onun annesini helak etmek isterse Yüce Allah. Ve men fil erlu cemiha. Ve men fil erlu ve men o kimseyi ki fil erlu yeryüzündekileri cemiyan hepsini helak etmek istese kim kurtarabilir ki diyor. Yani hem Mesih, Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i, hem annesini, hem de yeryüzünde kim varsa tamamını helak etmeyi istese şayet kim kurtarabilir ki diyor. Nitekim velillahi Allah'a aittir. Bu ne? Haber. Mukaddem haber. Yani öne geçen haber. Haber neden müptedadan önce geldi? Çünkü car mecrur olarak geldi. Nekre olarak da müpteda gelmiştir. Mulk kelimesi müptedadır. Müpteda nekre ise haber car mecrursa bu durumda haber müptedadan önce gelir. Böyle bir kaide var. Bu yüzden haber önce gelmiş. Mukaddem haber diyoruz. Mübteda haberden sonra geldiği için mübtedaya da muahhar mübteda diyoruz. Mulkus semavati vel erlu yerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Ve daha ne Allah'a aittir? Ma o şey ki beynehuma ikisinin arasında yer alıyor. Yerle gök arasında her ne varsa o da Allah'a aittir demek oldu. Halaga yehlugu muzari fiil birinci baptan. Yahluku yaratır. Kim? Hüve o Allah. Neyi yaratır? Mauşe ki yeşşau diliyor. Kim? Hüve o Allah. Allah dilediğini yaratır. Celle Celaluhu. Yahluku fiil hüve fail ma mef'ul olur bu arada. Vallahu Allah nedir? Ala kulli şeyin her şeye kadirun kadirdir. Allah mübteda kadir lafzı ise haber olmakta. Kadir mübalağalı ismi faildir biliyorsunuz. 17. ayeti de tamamlamış olduk.